kadar Türk Bank gitti Amerika'dan işi gördü, kabul ettirdi. Yani buna da izin ver. Ne olacak? Zaten alamaz dediler. Turgut Bey bir girdi ve Kenan Erer işi son anda fark etti. Aleyhinde konuştu ama Turgut Bey geldi. Ondan sonra ben o zaman Süleyman Bey'le beraber mücadele ediyordum. Turgut Bey çağırdı. Gelsene teşkilatı. Bu dedi gitmedi. Sonra geldi dedi ki ulan onu kabul etmedin. Bari Başbakanlık Müsteşarını kabul ettin. Sağ kolun olacaksın. Peki dedim. Gittim. E-Devleti de bir fiil idare ettim. O zaman size bir şey söyleyeyim. Bu adamlar bize kök söktürdüler kardeşim. 1983 aralığıydı. Hükümet programı da ben yazdım. Ve bu adamlar her şeye karıştılar. Bütün Türkiye sıkı yönetim altındaydı. Şimdi bir takım alçaklar bu 3 aylık söyleyeyim olağanüstü hale Olağanüstü cart hale. ediyor. Olağanüstü halin kanunu ben yazdım. Yönetmeliği ben yazdım. Evet. Kalkıyor onu söylüyorlar. Halbuki sıkı yönetim değil Türkiye. Kimse de onu Hasan şey abi yapmıyordu. bir nefes alabilir miyiz? Bir almayayım. Sizden. Yuyun. Lafı bitireceğim. Öyle mi? Evet. Bitirelim ama. Bitireceğim. 28 Şubat'a geldim. Tamam. Ve şeydi. 28 Şubat'ta tanklar yürüdü biliyorsun. Evet. Rahmetli Erbakan'ı çekemediler. Sayın Çiller'le beraber hükümet kurdu ve kalktılar bunlar utanmadan Mesut Onbaşı'yı ve Süleyman Çavuş'u arkalarına alarak ben öyle atmamıştım onlara çünkü onlara iyi şey diyorlardı bakıyorlardı 12 şey 28 Şubat'ı yaptılar 1998 7-28 Şubat ve alçakça bir darbeydi Evet. görünmeyen bir darbeydi o zaman hepimizi fişlediler ben o zaman Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanıydım. Biliyorum. Kalktım. Her taşın üzerinde koşmaya başladım Latif Bey. Her taşın üzerinde. Tam kazan geliyordu. Bağırıyorlardı. Ben de gidiyordum. Bir iyi kötü teşkilatımız vardı. Anons ediyorlardı. 150 tane hakkımda dava açıldı arkadaş. Hepsi Yani DGM ve ağır ceza. Refah Partili olmamanıza rağmen o dönemde darbeye Tabii canım 28 darbe. Şubat'a en dik duran siyasetçidir. Bir ve Hakkınızı bana teslim da etmek lazım. şehit bu işin yazıcı oldu. Destek olmuştur. Allah. Gani gani rahmet Allah eylesin. rahmet eylesin. Ve o zaman 1276 konferans verdim Latif Bey'den. Ve her birinde tankın üzerine çıkacaksınız diye bağırdı. Benim alay ettiler. Akşehir Gölü ne? Sen maya çalıyorsun dediler. Akşehir Gölü'nde 30 sene maya çaldı. Akşehir Gölü'nün yoğurdunu yedik kardeşim 5 gün. Yedik. Bundan sonra Akşehir Gölü hep yoğurt olacak. Benim Evet. sayemde mi? Hayır asla. Türk milleti sayesinde olacak. Türk milleti korkak bir millet değil. Değil. Menderes'e sahip çıkamayızın sebepleri var. Menderes de o sebeplerin içinde. Yani kardeşi kardeşe kırdırmak istemedi. Ondan sonra 12 Eylül'de karşı çıkma sebepleri var. Çünkü ordu baştan aşağı geldi. Ama şimdi bu Fethullah'ın itleri ve diğerleri bu emengelistler, bu alçaklar, haçlı kalıntılar ortaya çıkınca Türk milleti çıktı ortaya. 9.30'da doğunca büyük hata yaptılar. 9.30 niye oldu size sorayım mı? Onu da Onu söyleyeyim. biraz sonra Tamam. söyleyeyim. Şimdi